Herkese cümleten selamun aleyküm. Hayırlı günleriniz olsun. Umarım iyisinizdir. Bugün farklı bir giriş yapmak istedim. Çünkü sincaplarla uğraşıyorum böyle. Briketlerin içerisine yuva yapmışlar. Etrafta ne kadar böyle toplanacak şey varsa toplayıp toplayıp oraya götürüyorlar. Maşallahları var. Sabah kalkar kalkmaz 3-4 tane gördüm bahçede. Sincabı görünce de aklıma hep benim bir kişi geliyor. Kimin geldiğini siz de biliyorsunuz. Tabii ki Nazım Hikmet. Nazım Hikmet'in bir şiiri vardı ya. O şiirle böyle başlangıç yapmak istedim. Hem de şiirin sonunda söylenecek birkaç cümle tabii ki var. Ne diyordu Nazım Hikmet o şiirinde? Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yaşamak şakaya gelmez, büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden, yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede öylesine ki mesela kolların bağlı arkadan sırtın duvarda. Yahut kocaman gözlüklerin beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken, hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak yani ağır bastığında. Diyelim ki ağır ameliyatlı hastayız. Yani beyaz masadan bir daha kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini. Biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden, yahut da yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini. Diyelim ki dövüşülmeye değer bir şeyler için, diyelim ki cephedeyiz, daha orada, ilk hücumda, daha o gün. Yüzü koyun kapaklanıp ölmek de mümkün. Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu. Fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz. Belki de yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz, yaşımız da 50'ye yakın, daha da 18 sene olsun açılmasına demir kapının. Yine de dışarıyla beraber yaşayacağız. İnsanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla. Yani duvarın arkasındaki dışarıyla. Yani nasıl ve nerede olursak olalım, hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak bu dünya. Bu dünya soğuyacak. Evet. Bu dünya soğuyacak. Yıldızların arasında bir yıldız, hem de en ufacıklarından mavi kadifede bir yıldız zerresi yani. Yani bu koskocaman dünyamız. Bu dünya soğuyacak günün birinde. Hatta bir buz yığını yahut ölü bir bulut gibi de değil, boş bir ceviz gibi yuvarlanacak zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız. Şimdiden çekilecek acısı bunun, duyulacak mahzunluğu şimdiden, böylesine sevilecek bu dünya yaşadım diyebilmen için. Böylesine sevilecek bu dünya. Sırf yaşadım diyebilmen için. Böylesine sevilecek bu dünya. Yaşadım diyebilmen için.
Bugün çiftlikte tek başımayım. Elimden geldiğince, evet, kapıyı da kapattık. Günlük rutini paylaşacağım bugün sizinle. Kamerayı şöyle koyuyorum. Okey. Şimdi yem hazırlamaya gelirken bu işi yapmayı arzu edenler için söylüyorum. Benim en büyük sıkıntım şu. Her hayvanımın yaşı farklı. Doğal olarak her birisinin rasyonu ayrı. Doğal olarak her birini ayrı ayrı hazırlıyorum ve her birine kendi yemini yedirtmem gerekiyor. Ama bütün hayvanlar aynı aylık olsa ortak bir şeyle karıp, örnek veriyorum, hepsini böyle önlerine pat 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 dökerek gidebiliriz. Ama benimkinde farklı olduğu için hepsi her birisinin ayrı hazırlamam gerekiyor. Şimdi benim her helkenin de kimin olduğu belli. Örnek veriyorum, şu bizim Barbaros'un. Yani en büyük olanın. Şimdi büyük olanın yemini hazırlamayla başlayalım. 2 tas arpa kırması ya da ezmesi diyorlar. Un olan değil ama ezik olan. 2 tas bundan döktüm. Benim tasımın bir ölçüsü var. Arpayı aldığında 600 gram geliyor her bir tası. Şu an 1 kilo 200 gram akşam öğünü için arpa koydum. Aynısını sabah da yiyor, öyle düşünün. 1 tas döktüm. Yani bu artık besi yemi. Şöyle ikinciyi de döktüm. Okey. Toplam tek bir tası yemde 1150 gram falan yapıyor. Yani şu an ortalama besi yemi olarak 2300-2400 gram da besi yemi ekledim şu an. Devam ediyorum. Kepek. Şöyle bir tas kepek ortalama tam dolu olursa 500-550 gram, böyle olursa 400-450 gram. Günde 1 kilodan fazla kepek vermeyi önermiyorlar. Yani sabah akşam toplam 1 kilodan fazla verirseniz bu direktman dışkıda gidiyor denilerek söyleniyor. Çok ince olduğu için, un gibi olduğu için zaten bunu dışkıda gidip gitmediğinde göremiyorsunuz. Ama kepek şifadır, faydadır denildiği için koyuyoruz. Şimdi bunu da koyduk. Arpamızı koyduk, besi yemimizi koyduk, kepeğimizi koyduk. Şimdi bunun içine bir de ne girecek? Saman. İşte benim o meşhur koyun ve keçiler için aldığım pres samandan koyuyorum. Normalde bende balya saman da var. Bu pres saman bitsin diye şimdilik bununla da karıştırıyorum. Çünkü bazen yemi içinden seçiyorlar. Elim ölçü bu konuda. Daha önce 2-3 kez tarttım. Barbaros'un şu anda günlük toplamda 1 kilo 800 gram civarında saman tüketmesi gerekiyor. Benim şöyle 3 tane avuç, bir tane de az avuç koyduğum. Şu an ortalama 750 gram oldu. Bir de bahçeye bazen şey koyuyorum, böyle samanla yoncayı karıştırıyorum. O yüzden fazla koymaya gerek yok. Bunu ne yaptım? Döktüm. Bunu bunun içine döküyorum. Okey. Bunun içine mısır sılacını ekliyorum. Mısır sılacı da ne kadar eklediğimi söyleyeyim. Barbaros'a tek öğünde, akşam öğününde 1,5-3 kilo, akşam öğününde 3 kilo, sabah öğününde toplamda günlük 6 kilo mısır sılacı yiyor. Ama bunun %3'te biri katı, kaba yem olarak geçiyor. Çünkü 3'te 2'si bu mısır sılacının su, biliyorsunuz. Biz buna şu anda 6 kilo veriyoruz. Bunun içine 3 kilo şey girecek, mısır sılacı girecek. Daha sonra bunu bu şekilde karıştırıyorum. Mısır sılacını da koyunca, mısır sılacı şu an diğer tarafta getirmem gerekiyor. Böyle karıştırıyorum. Ve iyice karıştırdıktan sonra kabına döküyorum. Bu şu anda benim verdiğim Barbaros'unki. Barbaros hangi hayvan? Onu da videonun bu kısmına koyacağım. Hangi hayvan olduğunu. Barbaros'unkini bir dökelim. Mısır sılacını sonra karıştırırız. Kafamız karışmasın şimdi. Barbaros okey. Şimdi geldik Gül Ayşe'ye. Gül Ayşe bizim dişi düvemiz. Şimdi 12'ni hazırlayacağız. Gül Ayşe normalde buzağı yemiyle devam ediyorduk. Ama baktık büyüdü. Artık buzağı yemine pek ihtiyaç duymaz diyerek yavaş yavaş kesiyorum. Bir anda kesmiyorum. Bir tas besi yemi. 1200 gram besi yemini koyduk. Arpa Gül Ayşe'ye şöyle çok az veriyorum. Çok az dediğim 350-400 gram kadar. Buzağı yemi daha bitirme konusunda alıştırmada olduğu için yarım tas buzağı yemi döküyorum.
Sanırım bu döktüğüm 450-500 gram kadar, haberiniz olsun. Buzağı yemini koydum. Kepek ortalama olarak 300 gramı geçmeyecek şekilde kepek ekliyorum. Biz bunu damızlık olarak ayıracağız. Kesime vermeyeceğiz. Mondofon cinsi olanı. Samanını koyuyorum. İki, üç. Günde ortalama 1,5 kilo. Şu anda saman yiyor. Gül Ayşe'ninkini de hazırladım. Şimdi diğer zıpkınla karanikini hazırlarken kamerayı yaklaştırayım. Bir de yakın açıdan görün. Şimdi bu Gül Ayşe'nin. Okay. Gül Ayşe gri kap. Gitti. Kamerayı şöyle biraz yakınlaştırayım sizin için. Böyle çevresine dökülenleri de böyle süpürüp burada topluyorum. Bunları tavuklara gidip tavukların önüne atıyorum. Tavuklar da yiyor, haberiniz olsun. Güzel de yiyorlar, tüketiyorlar. Şimdi zıpkınla karanikini ayrı ayrı hazırlayacağım. Bu arada zıpkının da önce zıpkınınkini ayarlayalım. Çünkü zıpkınla karaniki zaten aynı. Bu zıpkınla kara ile ilgili hayvancılıkla uğraşanlara bir sorun var. Biliyorsunuz benim arazimde tartı yok. 500 gram kadar buzağı büyütme yemi gene de koyuyorum. Bunları da yavaş yavaş keseceğim. Şeyden. Bu ikisi de dana. Bu arada zıpkınla kara düve değil, dana. Bir tas besi yemi koydum. 1200 gram sabah, 1200 gram akşam. Arpa. Bir tas koydum. 600 gram yapıyor. 600 de sabah yiyor. Toplamda günlük şu anda 1200 gram arpa yiyorlar. Saman da aynı şekilde ölçümüz 1, 2, 3 koyuyorum. Biraz da üzerine atıyorum. Şimdi bu şeyinki diyelim ki zıpkınınki olsun. Önemli değil, ikisi aynı zaten. Bu arada buna kepek atmadık. Kepek de çok fazla değil. Dediğim gibi 250 gram, 300 gram civarında. Çok az atıyorum yani, bunları fazla atmıyorum da. Karıştır, karıştır, karıştır. Okey. Bu zıpkının olsun. Koyduk. Bu kadar oldu. Hemen sayalım. 600 gram arpa var içinde. 250-300 gram kadar kepek var içinde. 1 kilo 200 gram besi yemi var içinde. 500 gram buzağı büyütme yemi var içinde. Ve aynı zamanda samanımız var dedik. Ortalama olarak 750-800 gram kadar saman var. Bunun içerisinde 1,5 kilo da mısır sılacı ekleyeceğim. Daha sonra hafif ıznemlendirip bunları yem olarak veriyorum. Aynısını kara içinde hazırlayacağım. Bu zıpkın ve karayla alakalı dediğim gibi bir sorum olacak. Bilginiz olsun. Unutmayın yani. Şimdi gene aynı şekilde buzağa büyütme yemimizi koydum. Bir tas 600 gram arpamızı koydum. 1200 gram besi yemimizi koydum. ...250-300 gram kadar kepek koydum. Ve samanı koyuyorum. Okey. Şimdi bunları aynı şekilde karıştıralım. Okey. 12'de ikisi aynı olduğu için beyaz kap. Zıpkın ve kara ikisi de eşit. Buna da 1,5 kilo mısır sılacı, buna da 1,5 kilo mısır sılacını ekleyip tekrar karıştıracağız. Şimdi sırada Ayten'le Hasan var. Ayten'le Hasan daha biliyorsunuz küçük. Videoda da koyacağım hangileri olduğunu. Birisi dişi düve.
Birisi de buzağlardan danamız. Şöyle onlarınkini ortak hazırlıyorum demiştim. Onlara çok fazla bir şey koymuyorum. Özellikle buzağlara arpa önermiyorlar başlangıçta. O yüzden onlara buzağı büyütme yeminden şöyle 1.200 gram kadar buzağı yemi, 2.400 buzağı yemi, bir de 800 gram kadar buzağı yemi. Ortalama 3.200 gram buzağı yemi oldu. Bunun içine fazla olmamakla beraber 150-200 gram kadar kepek koyuyorum. İşlemimiz tamamdır. Bunu karıştırıyorum. Bunlara mısır sılacı şu an ben vermiyorum. Burada sabah yani ortalama 3.200 kilo, şöyle diyelim, 3.200 gram sabah, 3.200 gram akşam olmak üzere Hasan'la Ayten toplamda bir günde 6.400 gram buzağı büyütme yemiyorlar. Biraz boylansınlar diyerek daha çok onlara biz buzağı yem veriyoruz ve yonca tabii ki. Onun kapı da şu kap. Okey. Şunu da şöyle yapalım. Bunu da böyle yapalım. Bunu da böyle yapalım. Gördüğünüz gibi şöyle baştan alalım. Barbaros, Gülayşe, Ayten ve Hasan, Zıpkın ve Kara. Toplamda 5 tane kova oldu. Bunları ben hayvanları içeriye almadan önce şuradan şöyle döndüm. Buradan böyle yürüyorum. Tamam. Şöyle Barbaros'un tasını buraya koyuyorum. O turuncu olanı. İşte Gülayşe, Zıpkın, Kara buraya bunları koyuyorum. Bu demir olana da Hasan'la Ayten'in yemini koyuyorum. Koymadan önce hazırlıyorum önce. Sonra siyah kapıyı açar açmaz hepsi padoğuna mı diyelim artık. Kendi yem yerine geliyor ve bekliyor bizim vermemizi. Daha sonra biz verirken onlar yem yemeye başlıyorlar. Tam yemi yerlerken de buralardaki zincirleri boyunlarına geçiriyoruz. Şuralarda da yalama taşları var işte tuzlar. Şöyle zincirleri var. Zincirlere biz onları bağlıyoruz. Her gün rutin sabah ve akşam yaptığımız işlem bu. Su kovaları var. Şu an hatta göstereyim bakın. Sular ne kadar pis. Görüyor musunuz? Bunlar içine dışkıladıkları için değil. Suyu temiz olarak veriyoruz. İçiyorlar. Daha sonra yem yerken ayaklarını gidip bunların içerisine sokuyorlar. O yüzden ben bunların enlerinden alıyorum. Çünkü dışarıda zaten kendi su yerleri var. Kendileri dışarıdaki su yerlerinden sularını içiyorlar. Onu da şöyle göstereyim. Bakın sol taraftaki o demir olan yer. Oraya sularını çekiyorum ve orada sularını içiyorlar. Mevzu bundan ibaret. Bizim kara gene uslu durmuyor. Yoncayı da oradaki şeye koyuyorum, demir olan yere. Orada da öğlen ikindinin saatlerinde biraz yonca yiyorlar. Sanırım hayvan başı ortalama 1 kilo kadar yonca tükettiklerini söyleyebilirim. Çünkü dışkıları da o an zaten yeşil oluyor. Fazla vermiyorum. Bu sefer de midelerinde, işkembelerinde şişme olmasın diye. Bilmiyorum siz şiiri seviyor musunuz? Ben seviyorum. Hangi şairden hangi şiir olursa muhakkak ama muhakkak okumaya çalışıyorum. Nazım Hikmet'ten az önce bir alıntılama yaptık ya. Aklıma da şu mısraları gelmiyor değil. Diyor ya ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında 10 kere döndü dünya. Güneşe sorarsanız mikroskobik bir zaman dilimi. Çok önemli bir şey değil yani. Bana sorarsanız 10 senesi ömrümün. Ben içeri düştüğümde bir kalemim vardı. Bir haftada yaza yaza tükeniverdi. Kaleme sorarsanız bir ömür. Bana sorarsanız eh be adam sadece bir hafta. Kimin neyle uğraştığı, kimin ne yaşadığını biz sadece Allah bilir. İşte yaşama dair şiirinde de özellikle aslında dikkatimi cezbeden, dikkatimi çeken konu bu. Biz bir şeyleri hep ama hep karşılık gözeterek yapıyoruz. Hepimiz öyle. Ben de öyle. Yani biz ibadetlerimizi bile ya Allah'ım bizi cehenneme atma veya cennetine kavuştur diye yapıyoruz. İşte buna farklı bir mertebe diyorlar. Aşk mertebesi diye geçiyor. Yunus Emre'nin söylediği birçok şiirde de aslında bu konuyla alakalı güzel örnekler var. Bunu normal dünyevileştirdiğimizde de aynı değil mi? Yani iyiliği bile yaparken bir karşılık gözeterek yapmak kadar kötü bir şey olmamasına rağmen artık bu bizim için sıradanlaşmış bir şey. Bilgisi olan bilgisinin zekatını verecek, güçlü olan gücünün zekatını verecek, parası olan parasının zekatını verecek. Verecek, verecek ama artık vermek de çok fazla problem değil.
verdiği kadar alıyor mu yoksa sadece veriyor mu? Önemli olan sanırım bu. Bana böyle demişlerdi. Eğer sana mal gelirken seviniyor, senden mal çıkarken üzülüyorsan tam olmamışsın diyorlardı. Neden? Senden birileri bir şey aldığında sevinmen lazım. Ulan imtihanını vereceğimiz mal miktarı azaldı diye. Sana birisi mal verdiğinde de eyvah imtihanımız artıyor diye üzülmen lazım diyor. Ben de bu tam tersi, yani yalan değil şimdi. Kim canımızı acıtıp bizden bir şeyler almaya kalksa bizim moralimiz bozuluyor. Yani bununla ilgili hani bir örnek de var ya, gemisi batıyor. Velhasıl işte kalbine danışıyor. Elhamdülillah diyor. Ya batan gemi senin değilmiş deniyor. Daha sonra tekrar kalbine danışıyor. Gene elhamdülillah diyor. İkisinde de elhamdülillah dediniz ama diye söylendiğinde, vallahi ilk söylediğiniz haberde kalbime danıştım. Herhangi bir hüzün yoktu. İkinci söylediğinizde kalbime danıştım. Herhangi bir mutluluk yoktu. Yani tam anlamıyla bu herhalde. Huh. Öyle yani. Hava yavaş yavaş bozuyor dostlar. Bugün günlük rutinimizi sizlerle paylaştık. Günlük rutin bizde bu. Yemek. Başka bir şey değil. Hayvanlara yedir yedir yedir. Hayvanlara içir içir içir. Bir de bahçeyi falan toparlıyoruz işte. Yani genel itibariyle günlük rutinimiz bu. En azından sabah ilk 2 saatle akşama yakın olan ilk 2 saatte yaptığımız eylemler bunlar. Geri kalan vakitte de öğleyin işte böyle serpiştiriyoruz bir şeyleri. Şunu yapalım, bunu yapalım vesaire vesaire diye elimizden geldiğince uğraşıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hafta içi videosu bunlar. Kusura bakmayın böyle çalışma vesaire çekemiyoruz. Çünkü çok fazla şartlar el vermedi. Ama hafta sonunda bir çalışma videosu da muhakkak Allah'ın izniyle gelecektir. Görüşmek üzere.